Size nasıl yardım edebilirim? Ben gösterimi büyütmek istiyorum. Ha, peki. Öncelikle... Aslan Bey, çok özür dilerim. Ela Hanım, görüşmelerimin bölünmesini sevmediğimi biliyorsunuz. Bunlar hastalarımın zamanı. Aslan Bey, yani korkarım, bir sorun var. Oldukça büyük bir sorun. Bir saniye. Hı hı. Hastanenin önünde bir kadın avaz avaz bağırıyormuş. Aslan İbrahimoğlu buraya gelsin diye. Elinde bıçak, kimseyi yaklaştırmıyormuş. Allah kahretsin. Kim olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşlar lütfen geri çekilin. Lütfen arkadaşlar lütfen. Çekilin. Çekilin. Lütfen. Çekilin. Kadın Gözde. Sonra da kendini arabaya kilitledi. Gözde. Lütfen arkadaşlar. Doğru çıkar. Lütfen uzaklaşın. Gözde! Arkadaşlar lütfen! Gözde! Ya dostlarım! Gözde! Gözde, aç kapıyı! Arkadaşlar çekilin lütfen! Kırın şu camı! Gözde! Camı kırın! Lütfen arkadaşlar! Çabuk hadi! Hadi açın şöyle lütfen, lütfen! Bitir seceği! Hadi hadi! Arkadaşlar lütfen uzaklaşır mısınız? Sarsmadan, sarsmadan. Hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Durumu ne? Radyal arter kesilmiş. Tamam. Turnike yapın, kan grubuna bakılsın. Kan hazırlayın, damar yolu açın. Fikret Hanım. Kadın hamile olabilir. Ameliyathaneyi hazırlayın. Ela, sen benimle kal. Müsaadenizle. Doktor Bey, Gözde Kara sevgiliniz miydi? Bizim düzenli bir ilişkimiz yoktu. Sadece arada bir görüşüyorduk. Peki onu en son ne zaman gördünüz? Dün akşam. Bana hamile olduğunu söyledi. Evlenmek istiyordu. Aldırmasını söyledim, reddetti. Yüzünüzdekileri o mu yaptı peki? Evet, dün akşam. Çocuğun benden olduğunu nereden çıkarttın deyince çok sinirlendi. Üzerime saldırdı. Başka bir ilişkisi olduğundan mı şüphelendiniz? Yok, hayır. Biz çok ender görüşürdük. Başkalarıyla olup olmadığını bilmiyorum. Açıkçası ilgilenmiyorum da. Söyledim ya, biz sevgili değildik. Bir an önce damar omurtomozunu yapmalıyız. Çok fazla kan kaybediyor. Tansiyon 70'e 40, bir ünite daha kan transfüzyon ediyorum. Ela, hemen radyal artere klemp tak. Bu tansiyonla bebeğin beslenmesi imkansız. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 haftalık. Fakat fetüsün kalp atışlarını göremiyorum. Damarları bir türlü ucuca getirip sütür atamıyorum. Doku kaybı çok fazla. Nabız fuziform. Tansiyon giderek düşüyor. Damar çevresini biraz daha diseke edersek başarabiliriz. Hemşire hanım. Mikro makas ve penseti verin. Anne yaşayacak.
Vital bulguları stabil. Bir sorun yok. Arslan gelecek mi? Yani beni ziyarete. Bilmiyorum. Ama geleceğini sanmıyorum. O kadar aptalım ki. Bebeğimi kaybettim. Sevdiğim adamı kaybettim. Her şeyi kaybettim. Merhaba, Gözde Kara'nın odasını öğrenebilir miyim? Tabii ki, doktor hanımın çıktığı oda. Doktor hanım. Buyurun. Ben Gözde Kara'nın arkadaşıyım. Durumu nasıl acaba? Şu an yoğun bakımda. Ama durumu iyi. Peki bebek? Maalesef onu almak zorunda kaldık. Ona defalarca o adamdan uzak durmasını söyledim. Ama beni hiç dinlemedi. O kadar aşıktı ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Herkes bazen hata yapar. Dün akşam beni aradı. Aslan'a hamile olduğunu söylemiş. Aslan da benden değildir demiş. Aklınız alıyor mu? Gözde Aslan'dan başkasını görebilecek halde mi? Evet. Başkasıyla olmadım demiş bizimki. Aslan ne demiş peki? Bana ne demiş? İstediğin ne oldu? Yeter ki beni rahatsız etme demiş. Merhaba. Merhaba. Ben çok özür dilerim. Öyle sinirlenmiştim ki. Bütün bunları nasıl yaptım bilmiyorum. Beni affedebilecek misin? Hayır. Senden başka hiç kimseyle birlikte olmadım. Yemin ederim. Ama ben oldum. Hem de birçok kez. Şaka yaptığını söyle. Şaka yapmıyorum. Üstelik senin bir başkasıyla olman da beni ilgilendirmiyor. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Seni sevmediğimi niye anlamak istemiyorsun? Sana inanmıyorum. Şaka yapıyorsun. Bana şaka yaptığını söyle. Şaka yaptığını söyle. Bana şaka yaptığını söyle.